Ben de iyiyim. 3 haftayı geride bıraktık. Finaldesin. Evet. Dün de konuştuk bunu eleme tarafında ama her yerinde bulunan bir sen oldun yarışma. Ünlüler adına da oturup goy goy yaptın. Çaylaklar evinde yarıştın. Evet. Şimdi de kendi adına yarışacaksın. Evet. Şansını nasıl görüyorsun bu hafta? Şansım derken şampiyon olma şansımı. Nasıl görüyorum? Yani şöyle. Ben normal şartlar altında bir Twitch adamı değilim. Yani Twitch'te yayın yapan, yani insanların beni tanıma sebebi Twitch'te yaptığım yayınlar değil. İnsanlar beni diğer platformlardan, işte YouTube'dan, şuradan buradan tanıdıkları için Twitch'te yaptığım yayına geliyorlar. Her şeyden önce benim kırmak istediğim algı bu aslında. Yani ben şunu istiyorum. Hakikaten hani Twitch'te artık insanlar beni tanıdıkları için yayınıma gelsinler istiyorum. Çünkü Twitch'in YouTube'a göre çok ayrı bir kitlesi var. Ve bu kitleye hitap edebilmek istiyorum. Bu kitleye hitap edebilmek istememin sebebi, şimdi ben daha önce ilk bundan 3-4 sene önce falan Twitch izlemeye başladım. Ben Twitch'i ilk izlediğim zamanlarda benim Twitch'te kendime rol model alabileceğim adamlar yayın yapmıyordu. Benim Twitch'te kendime rol model aldığım adamları bana soracak olursanız, biri Tuğkan abi, diğeri Şükrü. İkisi benim en beğendiğim yayıncılar Twitch aleminde. Hani çünkü insanlara sadece salt eğlence değil, hani bir şeyler de veriyorlar bir yandan. Hani o insanlarla konuşuyorlar, o insanlara tavsiyeler veriyorlar. Mesela Şükrü kendi izleyicisine bana kalırsa çok keyifli bir yayın yapıyor. Çünkü gerçekten ben Şükrü ile normal hayatta da oturup konuştuğumda, Twitch'te izlediğimde de Şükrü'den bir şeyler öğreniyorum. Aynı şekilde Tuğkan abiden bir şeyler öğreniyorum. Onun yaşadığı şeyleri, anılarını dinlemek bana keyif veriyor. Ben o tarz adamların birazcık şeyiyim, hastasıyım. Yani kendimin de öyle bir adam olduğunu düşünüyorum. Hani oturup konuştuğunda karşısındakine bir şey dinletebilecek bir insan olduğumu düşünüyorum. Bu sebepten dolayı da bu saatten sonra, bu yarışmadan çıktığımda, kendi yayınlarımı açtığımda, buradan beni tanıyan insanların, belki de burada beni sevmiş olan insanların, benim mentalitemi burada kavramış olan insanların gelip beni izlemesini istiyorum. Hani burada beni gerçekten seven insanların gelip ben onlarla birebir de tanışmak istiyorum. Yani şimdi burada bizim belki böyle bir fırsatımız yok. Çünkü buradakiler şu an JTG konsepti adı altında bizi izliyorlar. Ama Efe Uygaç olarak yayın açtığımda, hani mesela yayıncılar kendi sablarıyla tanışıyor, işte oturuyorlar, buluşma yapıyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Ve hani Şükrü'nün moderasyon ekibi var mesela. Ben de Şükrü'nün moderatörü olduğum için bütün moderasyon ekibini tanıyorum aşağı yukarı. Hepsi o kadar güzel insanlar ki ve o kadar hani bilgili, kültürlü insanlar ki, hani internet aleminin aslında sadece salt, hani boş kitle, yani dışarıdan görenler bunu boş kitle olarak adlandıran insanlar var ya, hani onlara bir aslında ders niteliğinde insanlar var Twitch'te. Ve ben bu insanlarla beraber hani Twitch'in belki de aydınlık yüzünü temsil eden yayıncılardan bir tanesi olmak istiyorum. Bu sebepten dolayı da bu yarışmadan Hog 3'ün şampiyonu olarak çıkmak benim için tabii ki artı bir puan olacaktır. Hani Hog 3'te şampiyon olmasam da ben aslında şu güne kadar, bu 3 hafta boyunca insanlara kendimi tanıtabildiğimi, hani akıl yapımı birazcık aktarabildiğimi düşünüyorum. Ama çıktıktan sonra da Hog 3 şampiyon olarak çıkarsam tabii ki daha güzel bir şekilde çıkmış olacağım. O yüzden beni şu an söylediklerimi aslında çok fazla anlayan insan olduğunu tahmin ediyorum izleyenlerden. O izleyenler beni anlıyorlarsa bana destek olmak için ellerinden geleni yapabilirler tabii ki. Evrim'in Twitch'te daha fazla takipçisi var senden. Yani onu da kitle olarak da Twitch'ten direkt Evrim'i tanıyan daha çok insan var. Onu bir tehlike olarak görüyor musun? Ya şöyle, yani ben zaten şu an nasıl söyleyeyim? Sadece Evrim'i değil, Batuhan'ı da kendime tabii ki rakip olarak görüyorum. Çünkü ortada hani Unlost'un bir ekibi var, TKT diye. Ve bu TKT ekibinden Evrim mesela. Batu da onlarla çok fazla vakit geçirmiş birisi. Onlar daha çok Twitch kitlesi tarafından tanınan insanlar. Yani dolayısıyla tabii ki kendime rakip olarak görüyorum. Ama kimseyi tehlike olarak görmüyorum kendime. Çünkü Batu'yla biz çok fazla vakit geçirdik. Bayağı da seviyorum Batu'yu. Bayağı aklı başında, bayağı tertemiz bir adam yani. Aynı şekilde Evrim de öyle. Yani tehlike diyemem ama tabii ki rakip olarak görüyorum. Peki sen aslında biraz önce sen uzun uzun anlatmadın, araya girmek istemedim ama dediğin gibi sen YouTube platformunda tanınan bir insansın ve şu anda Twitch platformunda kendini tanıtmaya çalışıyorsun. Ama chat seni sevmiş gibi gözüküyor bir yandan. Sağ olsunlar, teşekkür ederim. Yani şöyle hani
Ya chat beni sevmiştir, sevmemiştir. Hani o onların vereceği bir karar aslında ama hani ben genellikle chat'e girip baktığımda benle ilgili güzel şeyler okuyorum. Onlar da bayağı hoşuma gidiyor. Yani hani bizim sadece mesela şu anda izleyen şey de var. Hani bizim YouTube'dan bu Linç Squad tayfasından, Linç tayfadan adamlar da var. Onlar da var ama bir yandan bu aslında bizim YouTube'dan izleyicimiz olmayıp sadece bu programı izleyerek beni seven insanlar da olduğunu görüyorum. O da çok hoşuma gidiyor yani. Mutlu ediyor beni böyle şeyler görmek. Peki mutlu eden şeylerden bahsetmişken final haftasında Berkcan'ın da burada olmasını ister miydin? Evet, isterdim ya. Hakikaten isterdim. Yani Berkcan'la ya şöyle hani Berkcan kazanmış, ben kazanmışım. Asla hani lafını yapmayacağım bir şey. Hatta onun da burada olsaydı hani Efe kazansın diyeceğini o kadar iyi biliyorum ki. Hani çünkü o çevresindeki insanlara çok fazla hani herkes güzel şeyler yapsın, herkes onu yapsın, bunu yapsın. Hani o şey kafasında birazcık daha. Hani buraya gelirken de öyleydi aslında. Hani ben YouTube'da zaten bir noktaya geldim. Hani Efe de Twitch'te bir noktaya gelsin isterim falan filan tarzında düşünecek bir adam. O yüzden burada olması benim için tabii ki yanımda her zaman en yakın arkadaşımın olması benim için bir keyif olurdu tabii ki. Şimdi sen bir de şey demiştin hatırlarsan. Arap atı gibiyim sonra bana açılırım diye bir açıklaman vardı. Bu hafta bu taktiğin işe yarayacağını düşünüyor musun? Ya yani fiziksel oyunlarda elimden geleni yapacağım. Çok fazla hani fiziksel anlamda yetenekli bir adam değilim. Ama yani fiziksel anlamda yetenekli değilim derken böyle el yeteneklerinde falan filan birazcık yeteneksiz bir adamım. Ama şey yani hani fiziksel olarak da güçlüyüm yani ya. Öyle boşta değilim yani. Arkadaşlarım öyle arada güreşiyoruz falan filan. Bayağı da yıkıyorum yani. Şimdi biraz da bakalım. Yani bu haftaya geçmeden önce şimdi zaten 4-1 bitirdi Çaylaklar biliyorsun geçtiğimiz haftayı. İki tane kalan ünlüye cezalarınızı uygulatacaksınız. Evet. Sevgili ünlülerin eski koçu Cantu ile beraber. Evet. Ama eleme gecesinde sen Aybike 1 verdin. Evet. Batıyor'da 2 verdin. Evet. Onu yani daha bir daha güçlü bir rakip olarak gördüğün için mi? Yani neyi kafayla yaptın bu oyunu? Batu'ya 2 puan verdim. Ya şöyle hatırlıyorsanız geçen haftalarda Batu'ya karşı böyle hani Furkan'la İzel'in bir verme gibi bir durumu vardı. Ondan rahatsız olduğum için ben Furkan'la Furkan, İzel, işte Aybik falan filan hep beraber mutfakta konuşurken dedim ki hani böyle bir durum var. Böyle bir durum olursa veya böyle bir durumun olmasına karşın her ihtimale karşı ben bundan sonra her zaman en yüksek puanımı Batuhan'a vereceğim dedim. Aynı şekilde de devam ettim. Ondan sonraki haftalarda 3 puanı da Batuhan'a verdim. 2 puanı da Batuhan'a verdim. Batuhan'a vereceğim. Çünkü bu adam son haftaya bence %100 kalması gereken bir adamdı. Çaylakların içinde en çok parlayan isimdi Batuhan her zaman için. Kendimi katmadan söylüyorum bunu. Benim hani çünkü Batu orada ilk kez belki de sosyal medyada var oluyordu. Ve o insanların içinde parladı. Hani beni zaten tanıyan vardır, eden vardır. Batu en çok parlayan isim olduğu için ben Batu'nun net bir şekilde finale kalması gerektiğini düşündüm. Buna dayanarak da yapacağım hareketlerin hepsini yaptım. Ki nitekim de finale kaldı. Çok keyifliyim o yüzden Batu ile beraber ikimiz kaldığımız için sonra. Peki bu dörtlüden iki kişiyi gönderip elenenlerden iki kişi getirebilsen? Yani Burak abi yollayıp Batu Berkcan'ı alırdım muhtemelen. Diğer ikinci mi? Hı hı. Evrim'i yollardım. Batu'yu yollayamam. Batu'ya şey yapamam yani. Kıyamam. Evrim'i yollardım. Evrim'in yerine de Abdü'yü alırdım. Evet o dörtlü de gerçekten evet. Herhalde rekabet anlamında evet, evet. Güzel bir dörtlü. Ya Berkcan ben Abdü çok eğleniyorduk. Harbiden sonra çok elendiler. İyi. Evet elendiler. Yani üzüldüm. Ama canım kardeşlerim her zaman şeyiz yani. Kontaktayız zaten. Hani burada olmasa da. Burada da yalnız kaldım. O ayrı konu da. Normal hayatımızda. Görüşmeye devam edeceğiz tabii ki. Peki 5 gün var. Sen dün dedin ki 25 bin lirayı alırsam eğer çete çekilişle veririm. Dağıtırım dedin. Çete çekilişle bir şeyler yaparız yani. Hani şöyle hani çete 25 bin TL değerinde Steam cüzdan kodu veriyorum diyecek halim yok yani. Şöyle bunu bir zaman dilimine yayarım. Zaten yayınlar başladıktan sonra hani bana subscribe olan adamların arasından birilerine, belki hatta pleblere hani her türlü yapacağımız şeyi yaparız. Yani şöyle yapmak istiyorum ben. Hani insanlara da faydası olsun istiyorum. Çünkü ben netice olarak burada tek başıma kıçımı da yırtsam o insanların verdikleri oylar olmadan ben burada bir şekilde tutunamam. Sadece fiziksel oyunlarla burada tutunmak imkansız gibi bir şey.
O insanların verdikleri oylar beni zaten finale kadar getirdi. O yüzden o insanların verdikleri oyların karşılığını zaten bu 25 bin lira aslında onların sayesinde kazanılmış bir para olacağı için kim kazanırsa kazansın. Onlarla beraber bir şekilde harcamak bana mantıklı geliyor. Sen kendini yani bu evden şampiyon olarak çıkabilir misin Efesancı? Yani bu evden şampiyon olarak çıkabilir miyim? Bu evden şampiyon olarak çıkarım. Niye çıkamayayım? İddialı mısın böyle? Bu haftayla ilgili iddialı bir şey söyle. Senin zaten sloganın var çünkü. Ben iddialıyım. Ben zaten iddialıyım. Ama yani şöyle. Hani hiçbir zaman hayatımda şey yapan bir insan olmadım. Yani nasıl söyleyeyim böyle. Yarışma, rekabet işin içine dahil olunca böyle pisleşen bir adam olmadım. Hiçbir zaman da pisleşmeyeceğim bu yarışma süresince de. Ama kazanabileceğime %100 güveniyorum. Yani hani şöyle söyleyeyim. Çet'in desteğini kaybetmemek gerekiyor bunun için. Çet'in desteğini de kaybedecek bir hareket bugüne kadar yaptığımı düşünmüyorum. Bu 5 gün içerisinde de yapacağımı düşünmüyorum. Hı-hı. Bundan dolayı kazanabileceğimi düşünüyorum. Neden kazanamayayım yani? Vallahi iyi şanslar diliyorum. Çünkü öncelikle biliyorsun ünlülere çektireceğiniz bir ceza var. Evet. Onunla alakalı zaten çalışmalar arka tarafta yapılıyordu. Onun dışında senin şeyin var, sloganın çadırına sahip çık. Evet. Efe'ye oy ver. Çadırına sahip çık, Efe'ye oy ver, evet. Bu sloganı, ya şöyle, o slogan da hani zaten goy goy anında bulunmuş bir slogan. Bu çadır hepimizin dedik işte, çadırına sahip çık, Efe'ye oy ver falan filan dedik. Batu da galiba bir tane çıkarmış. Batu da şimdi buldu bir tane, evet, çaylağına sahip çık. Çaylağına sahip çık. Ben de çaylağım ya. Çaylağına sahip çık, garip ama olmuş. Ama o yer, onun açısından da o şöyle düşünüyor tabii. Ama. Hani o gerçek çadır. Aynen. Elemeden geçip geldiği için o gerçekten o ilk. Evet evet, o hani real eve çaylağ. Gelen 10 kişiden sen sürreal çaylak mısın ben, sen? Ben sürreal bir çaylağım abi. ya şey işte, bizim slogan güzel ya. Çadırına sahip çık, Efe'ye oy ver kalsın bence. Gayet güzel. Değil bence mi? De aynen. Bir tek şey, kavuksuzun kaldı. Kavuksuz da kendine bir slogan bulursa. Çünkü bu hafta artık. Bulmadı mı daha? Yok, ondan sonra çıktı hikaye. İlk biz kavuksuz açtık yayını. Aha. Ondan sonra muhabbet, çadır falan derken Batu'nun şey dedik. Sonra Evrim'in demircine sahip çık. Aha. Şinka'ya oy ver sanırım onun da. Aha. Bakalım, bir tanemiz kaldı. Yani bence sahiplenilmesi gereken bir slogan. O yüzden çadırına sahip çık, Efe'ye oy ver. Sizi seviyorum. Teşekkür ederim verdiğin cevaplar için. Ben de sana iyi şanslar diliyorum. Teşekkür ederim. Önümüzde 5 günlük inanılmaz bir mücadele var. Onlar için hazırladığımız bir sürü değişik oyunlar var. Zaten geçtiğimiz haftalarda biliyorsun en son hafta 5 oyunumuz vardı. Bu hafta daha da fazla oyunumuz olacak. Çünkü artık biri 25 bin liranın sahibi olacak. Ve House of Gamers Bum Bum Ünlüleri Nogger Çaylakları formatının da şampiyonu olma hakkını kazanacak. Bakalım bu çaylaklar evinden mi çıkacak? Ünlüler evinden mi çıkacak? Bu hafta rekabet sizi ne hale sokacak bilmiyorum. Çünkü geçen hafta bir gerildi. Yani tansiyon yükseldi biraz. Bakalım bu hafta. Bakalım. Herhalde. Hayırlısı. Tepeyi göreceğiz. Hayırlısı diyelim. Ufaktan o tarafa doğru geçelim mi biz de? Heh.